2023 tarihli 156 numaralı rapora ilişkin 822 sayılı karar yapılan düzeltmeyle tekrar oylanarak kabul edildi. 3 nolu raporu müzakereye açıyorum. Söz talep eden yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bugün her ne kadar konuyla ilgili bir gündem maddesi yok ise de bugün, ama bu mecliste bizim planlarımıza yaptığımız itirazlar görüşüleceğini bekledik. O da kaldı. Anladığım kadarıyla 2024 yılına kadar bunu onaylamayacaksınız. Belki başka bir belediye başkanı geldiğinde daha rahat, itirazsız bir şekilde geçsin diye mi yapılıyor? Ben anlayamıyorum. Bunun nedenini de anlayamıyorum. Bu 8 ana başlıktan dolayı itiraz ediyoruz. Bir tanesi, mahkeme kararları doğru sorgulanmıyor, doğru analiz edilmiyor. İşin içeriğinin dışında değerlendiriliyor. Dolayısıyla yanlış kararlar verilmiş. Bu kararların doğru yapılmasının önemi, bir daha planın iptal edilmesini ne kadar doğru yaparsak plan bir daha o kadar zor iptal edilir. İbadet alanları var, okul alanları var, kamu alanları var. Bence yapılan, inancımıza da saygısızlık, yapılan hatanın giderilmesi için bir yerine de hiç ihtiyaç yokken cami konmuş. Bu gerçekten bize yakışmıyor. Sizden rica ediyorum. Lütfen bu konuyu doğru bilimin, ahlakın huzurunda doğru değerlendirelim. Planın iptaline neden olan konu da plan dışı bırakılmış. Bu da akıl dışı bir şey. Yalanla bir şeyleri kapatmaya çalışmak. Gaye iftira atmak. Dün geldi itirazların dosyası. Bir belediye başkanına iftira yakışır mı? Şimdi camiye saygı, ya bırak Allah aşkına ya, camiye saygı senden mi öğreneceğiz ya? Yani istismara sıra geldiğinde camiyi güzel kullanmaya çalışıyorsun. Sen istismar etme, siz istismar ediyorsunuz. Biz camiyle ilgili bir şey demiyoruz ki. Diğer donatılarla beraber cami de konulmuş. Neyin saygısızlığını yapıyoruz? Senin kafan karışık, saygısızlığı esas sen yapmaya çalışıyorsun. Sizin kafanız o kadar militan ki, bir tane 2460 hektarlık bölge planında bir tane parsele takılmışsınız. Ve onun üzerinden şov yapmaya çalışıyorsunuz. Ayıptır ya. Siz belediye başkanısınız. Siz devlet adamısınız. Devlet adamına militanlık ve şahısla ilgilenmek, şahısların üzerine gidip ocalmaya çalışmak yakışmaz, ayıptır. Nezaketle, yutkunarak, kullanmam gereken birçok kelimeyi de kullanmadan, ön yargılı olmadan, karar verildikten sonra ne konuşacağımızı da söyleyebilirim o zaman. Daha güzel kendimi ifade ederim karara göre. Ön yargılı olmadan ve arkadaşların konuşma nezaketsizlik usulüne girmeden, kime neyi konuştuklarının farkında değiller. Ben hala nezaketle, umutla, saygı ve ahlak kurallarında bu işin değerlendirileceğine olan inancımı koruyarak konuşmaya çalışıyorum. Efendim, 90 bin metrekarelik yere niye takıldınız? Ben ne oranın sahibini tanırım, ne sahibiyle yemiş içmişim, ama başkanı ziyaret ettiklerini biliyorum. Benim kimseye karşı bir kastim yok. Kastimin olması için elinde olan bir hakkı almam lazım. Ben kimsenin elindeki bir hakkı almıyorum. Tam tersi, yaklaşık 20 yıldır neyse hakkı, o hakkının korunmasını istiyorum. Ama bu hakkı korumak yerine Esenyurtlulara bedelini ödetmek üzere bir imar tadilatı yapıp milyonlarca liralık rant kazandırılmasına karşı durmak da ahlaklı bir belediye başkanının görevidir. Bunu ister arkadaşlar buna itiraz etsinler, ister kendilerince kelimeler uydursunlar, gerçek bu. Cami ile ilgili eleştirimin arkasındayım. Yapılan bir usulsüzlüğün içine camiyi koymak, camiye yapılacak en büyük haksızlıktır. Onu savunmak benim de görevimdir. Bu görevi kendimde görüyorum. İnancım gereği, içinde bulunduğum durum gereği bunu da savunmak zorundayım, bunu da söylemek zorundayım. Efendim, ölçü almak, neyin ölçünü alacağım ben? Kimsenin bana yaptığı bir hatanın karşılığını veriyor değilim. Böyle bir şey yok. Kimseye bir bedel de öğretmiyorum. Tam tersi, birilerinin haksız yere Esenyurt üzerinden rant elde etmesini engellemeye çalışıyorum.